15 Temmuz gecesi. Bir saniye bile düşünmeden ilk koşanlardan birisi o. Ne olur ne biter diye düşünmedi, koştu Çanakkale sokaklarına. Ben de buradayım, benim de tarafım belli diyen Çam Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, Kale Grubu'nun değerli Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve kıymetli eşleri Osman Okyay Beyefendi ve çok kıymetli Çanlılar, hanımefendiler, beyefendiler. Sevgili vatan sevdalıları, ben de öncelikle hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor ve 15 Temmuz akşamından beri bu meydanı boş bırakmayan çok kıymetli Çanlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Evet kıymetli Çanlılar, 15 Temmuz akşamı bakın haberi aldık. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız meydanlara inin dedi. Ve Çanlılar sizler bu mesaja anında uydunuz. Uyduk ve bu meydana indik. 10 gün oldu ve bu meydandayız, Allah'a şükürler olsun. Ve bize evlerinize dönün denene kadar Allah'ın izniyle biz bu meydanda olacağız. Tabii bu akşam bizleri şereflendiren grup başkan vekilimiz, AK Parti milletvekilimiz Bülent Turan Beyefendi burada. Sayın Valimiz burada. Birazdan onlar da hitap edecek. Onun için ben sözlerimi bu akşam çok uzatmayacağım. Ama kısaca şunu söylemek istiyorum bakın. 15 Temmuz akşamı yaşanan şey herkesin gözü önünde yaşandı. Ve milletlerin tarihinde, hatta gelişmiş milletlerde hiç yaşanmıyor da az gelişmiş ülkelerde çok az yaşanan bir darbe kaldı. FETÖ terör örgütünün, paralelcilerin ülkemize kastı olduğu akşam. Ama Allah'a şükürler olsun bakın. Sizin millet, vatan sevdanız, bu sahalara inmeniz ve en başta da Cumhurbaşkanımızın dik duruşu Allah'ın izniyle bu darbe girişimini püskürttü. Önceden bakın darbeler olduğunda hep anlatılır. İşte Menderes asılırken herkes pencerenin arkasından bakarmış. Ama şimdi öyle olmadı bakın. Ben onu diyorum. Onlar darbe hesabını çok iyi yaptılar. Ama şunu hesap edemediler bakın. O akşam onlara karşı direnecek bir teyzeyi hesap edemediler. Tankın üzerine çıkacak bir amcayı hesap edemediler. Dimdik duracak kahraman polisimizi hesap edemediler. O akşam, geçen akşam grup başkan vekilimiz de söyledi konuşmasında, çok hoşuma gitti bakın. Bir yıllık ürününü o gece uçaklar kalkmasın diye yakan çiftçiyi hesap edemediler. Velhasıl bizim vatan sevdamızı hesaba katmadılar. Ve onun için hesapları döndü. Ve Allah'a şükürler olsun, hani her şerde bir hayır vardır, biz buna inanırız ya. Allah'ın izniyle bakın bu hayra dönecek ve içimizdeki hainler bu vesileyle temizlenecek. Ve bundan sonra bu memleketin önünde hiçbir engel kalmayacak Allah'ın izniyle. Ve yine bakın şunu söylüyoruz. Bu darbe girişimi sadece AK Parti'ye yönelik değildi. Onun için bu meydanda bakın MHP'lisi de var, CHP'lisi de var, AK Partilisi de var. Biz bakın kendi aramızda siyasi yarış yaparız, öyle değil mi? Sandığa gideriz, halk kime evet derse o bu memlekette iktidar olur. Hükümet olur. Şu anda AK Parti'nin sizlerin oluyla hükümet olduğu gibi. Ama onlar bakın şunu kaçırdılar. Dediler ki biz milletin parasıyla alınan silahla millete silah sıkalım ve yönetime el koyalım. Siz buna izin verir misiniz? Vermezsiniz. Niye? Çünkü hakimiyet milletindir. Söz milletindir. Şu ana kadar olduğu gibi Allah'ın izniyle bundan sonra da böyle olacak. Ve o geceyle ilgili benim aklımda kalan bir şeyi söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Bakın önceden anlatılan o. Biz yaşamadık da büyüklerimiz anlatıyor. Önceden darbeler olduğunda minarelerde ezanlar susuyordu, öyle değil mi? Ama bakın bu darbe girişiminde o gece selalar okundu ve darbe durdu. İşte böyle farklı bir darbeydi arkadaşlar bu. Ve Allah'ın izniyle bu millet dimdik, sizler dimdik durdunuz ve bunu püskürttük. Ben o anlamda bu duruşunuzdan dolayı özellikle sizlere, Çanlılara, hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Çünkü 15 Temmuz akşamı haberi alıp önce partimize geldik biz, sonra bu meydana indik ve 10 gündür de bu meydanı Allah'ın izniyle terk etmedik ve terk etmeyeceğiz de. Ben tekrar bu duruşunuzdan dolayı
Her birinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun ve sözlerime son veriyorum. Bundan sonraki akşamlarda da nöbet bitti diyene kadar Allah'ın izniyle buradayız. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.